3-4 tane basit yemek yediğim yerlerden bahsedeceğim. Tanesi, onlar tahmin ediyorum tarih olmuşlardır. Çeşme'ye giderken, bu otoyol yapılmadan önce, eskiden öyle eski yoldan gidilirdi. Çeşme'ye giderken sol tarafta Cas Yumurta diye bir levha vardı. Kır kahvesi. Ama öyle köy kahvesi gibi değil yani, erkeklerin toplandığı bir yer değil yani. Barakamsı bir yer yapılmış. Orada işte çok basit yemeğin sunulduğu, yani yumurta gibi, sucuklu yumurta gibi, işte menemen gibi, o kadar. Yani fazla bir çeşidi yok. İşte yanına istersen salata yapıyorlar. Hep gelip geçerken görürdüm ben bu Cas Yumurta. Gülerdim. İsmine de Cas. Öyle yazmışlar. Cas Yumurta diye. Bir gün nasip oldu, uğradık. Arkadaş, o kadar lezzetli. Herhalde bilmiyorum, odun ateşinde mi yapıyorlar? Çünkü ben çocukluğumda aynı yumurtayı Tepeköy'de bizim akrabalar vardı. Çocukluğumda yılda bir kere giderdik oraya. Bir gece kalırdık, gelirdik. Onlar köylü olduğu için şey yapıyorlar. Yola yakın oturuyorlardı ama tarla tutuyorlar. İşte o tarlanın bir yıllık kirasını, kira derken eskiden öyle para yok. Aldığın mahsulü paylaşıyorsun yani. Ekiyorsun, biçiyorsun, suluyorsun. İşte masrafların var tabii. Gübre gibi, su gibi. Gerçi su yerin altından geliyordu motorla. İşte belirli gideriyorsun onu. İşte kalanı nasıl anlaşıyorlarsa. Tohur mu ne diyorlar ona? Tohur mu ne diyorlar? Yani şeyi, arsayı kiralamaya, tohura verdik diye duyardım ben çocukken. Yanlış da olabilir. Orada çocukken yemiştim. Odun ocağında yakmıştı şeyi. Yani zaten bir odun ocağı var. Tüp müp yok köy yerinde. Orada tereyağda bir yumurta yapmıştı. Hiç unutamam o tadı. Orada da Cas Yumurta, kır kahvesinde yediğim yumurta da tabii yumurta köy kendi tavuklarından, herhalde tereyağı da yaptı. O yumurtanın, hani yağda yapılan yumurtanın tadı hala damağımdadır. Sonra otoyol geçince oraya ulaşmak zaten kimsenin gidebilmesi mümkün değil. O yol bozuldu tabii. O da tarihe karıştı. Bir diğeri Kemeraltı'nda, galiba 3. Beyler'de. Hemen orada şey, meyve sıkıcı köşede, hemen böyle küçük bir dükkan. Meyve sıkarlar. Portakal suyu, nar suyu, bir şey daha, üç çeşit taze hemen sıkar. Hep ben Kemeraltı'na gelince oradan bir taze su, meyve suyu içerim. Galiba onun yanında bir fırın vardı, fırının yanında bir menemen. Menemenci diye. Hep gülerdim. Ulan derdim, millet burada menemeni ne diye yiyorsun? Yani menemen herkesin yaptığı bir şey. Evde herkes menemen yapıyor. Yani adam da sadece menemen yapıyor. Başka da bir şey yapmıyor. Hep gülerim oradan geçerken. Ulan derim, hani açacaksan lokanta aç yani, başka bir şey aç yani. Menemenci diye açılır mı? Bir gün girdim içeriye. Ama yıllarca hep kapısının önünden geçerken gülümserdim. Yani menemenci de açılır mı diye. Bir gün girdim içeriye. Dedim bir menemen dedim. Standart zaten. Yani küçücük bir tane şu kadar şöyle bir tane tasın içerisinde. Ondan sonra yumurtayı dağıtmadı. Yani daha da tam kurutmadı yumurtayı servis yaptığında. Zaten taneyle alıyor ekmeği. Yani yan tarafta fırın,
2-3 tane alıyor. Yani hep ekmek sıcak. Yani dükkanı ekmekle doldurmuyor çünkü hemen yan taraf. Arkadaş, iki parça yani ekmeği dörde bölerler ya, çeyrek ekmek, yarım ekmek diye iki parça ekmek getirdi. Ben de askerden gelmişim, işte kilomu koruyorum. Şundan dolayı koruyorum. Ben 68 kiloda yıllarca korudum. Sebebi de ben giysiye o kadar çok para harcadım ki, yani bütün paramı giydiğim hep işte özel diktiriyordum pantolonları. Onun içine giremezsem hepsi çöp olacak. Yani benim sermayem uçacak gidecek. Yani giremezsem ne olur? Kim giyecek onu? Ondan sonra onun içinde hep kilomu korumaya çalışıyordum. Korudum da 10-15 sene korudum 68 kiloyu. Kendime verdiğim ceza, hani bir çeyrek ekmeği geçmiyorum da geçersem 6 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra baktım adam yarım ekmek getirmiş. Ben dedim kim yiyecek bunu yani? Nasıl olsa benim limitim işte sınırım çeyrek ekmek. Arkadaş, daha hemen sıcak getirince ben çeyrek ekmekte onu işte daha sıcak yiyemiyorsun. İşte yumurtasını banarken bilmem ne yaparken çeyrek ekmek bitti. Daha şeye başlamadım yani menemene başlamadım. Çeyrek ekmek gitti çünkü sıcak ekmek yani daha fırından yeni çıkmış ekmek. Üç parça ekmek yedim orada. O kadar da lezzetliydi. Yani başka da bir yerde ben menemen yemedim öyle. Adamın bir tane şöyle kaşığı var. Büyükçe bir kaşık. Sapı da yok. Yani sapsız bir kaşık. Onunla bir kaşık domates koyuyor. Sonra yumurtayı kırınca kapatıyor üstüne. O içeride o ısısı kendi içinde dönüyor. Yumurtayı da yani içi kurumuyor şeyin menemenin içi kurumuyor. Bu menemeni de hiç unutamıyorum. Yediğim menemeni orada. Bir daha yemek nasip olmadı. Zannetmiyorum ki şimdi bu pandemiden sonra falan dayanabilsin. Yani bir insan menemenle ayakta durabilsin. Alaşehir'e pazarlamacılık yaparken Alaşehir'e gitmiştik. Saat 3 falan da tahmin ediyorum. Ondan sonra karnımız acıktı tabii. Bir lokantaya girdik. Hep lokantada yemek yiyoruz. Bir lokantaya girdik. Baktık işte bir porsiyon. Artı yani yemeğin artığı kalmış yani şey demek ki sayılı müşteri. Ondan sonra birbirimize baktık arkadaşta. Hadi dedik, başka yere gidelim yani bir şansımızı deneyelim. Ondan sonra hep yemeği ben tercih lokantaya giderim ama lokantada yemeklerden birini tercih ederim. Orada tercih yok yani. Onlar kalmış onları yiyeceksin. Başka lokanta yok Alaşehir'de. Ben 1987 yılından bahsediyorum. Ondan sonra bir pideci gördük. Hiç de aklımıza bir pideci de yemek yemek gelmemişti o güne kadar. Yani pide yemek ne olacak? Pide her yerde pide. Dedik ya bu pideciye girelim. Olur. Girdik içeriye. Oturduk işte. Adam orada işte dışarıdan getirenler var. Yani onlarla ilgileniyor. Geldi. Dedik işte duble pide ucuz ya. Duble karnımız aç diye. Arkadaş görüyoruz böyle kıpkırmızı. Yani öyle şey yok. Karışım marışım yok pidede. Normalde hani domates, soğan bilmem ne karıştırırlar. Görüyorsun orada adam yaparken. Kıpkırmızı kıyma. Fırından bir çıkıyor. Oradan dilim dilim. Bayağı dili bir tereyağdan kesiyor koyuyor. Üf, koku var ya içeriye böyle yayılıyor. Getirdi önümüze.
duble dedik. Yani birer duble dedik. Getirdi kıymalı yumurtalı. Mis gibi böyle. Bir de onun ayranı var. Böyle kendi şeyden alüminyum mu bilmiyorum, ona şeyin belirli bir ayranın şeyi olur ya, şu kadar şöyle. Bardak değil de özel bir şey yani, orijinal yani. Testi gibi. Testinin küçüğünü benziyor. Sapı var tabii. Ondan getirdi ayran. Kendi gene yayık ayranı. Kendi yaptığı ayran. Arkadaş o kadar lezzetli ki o şey. O tereyağı böyle şeyin içine işlemiş. Dilimle görüyorsun zaten. Dilimle kesip koyduğunu görüyorsun. Mis gibi o koku geliyor. Yerken o tereyağı hissediyorsun. Neyse, kimse kalmadı. Yani adam işini bitirdi. Ne olacak? Pideydi, lahmacundu, hemen fırına veriyorsun, çıkıyor. O arada o müşterilerin hepsi demek ki eve götürme müşterisi. Yani getiriyorlar, götürüyorlar. Onların hepsi gitti. Kimse kalmadı. Şeyde, dükkanda bir oranın sahibi var. Bir de biz yemek yiyoruz. Takip ediyor bizi. Dedi kahvenizi nasıl yaptırayım dedi. Normalde her gittiğimiz yerde çay söylerler. Yani ondan sonra bu direkt kahvenizi nasıl yaptırayım dedi. Çekti sandalyeyi, sohbet ediyoruz. İşte nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan filan diye. Sohbet ettik. Güzel bir sohbet ettik. Zaten bizim işimiz pazarlamacı, hep bizim işimiz sohbet yani. Gittiğimiz yerde sohbet ediyoruz. İşte mal sattığımız insanlarla hep sohbet. Bize laf çok. Ondan sonra ya dedim tereyağı çok güzelmiş dedim. Yani bana dedim bir kilo satar mısın? Dedi biz dedi sınırlı alıyoruz. 25 liraydı kilosu. Biz dedi sınırlı alıyoruz dedi. Bir daha geleceğiniz zamanı söyleyin. Bir tane fazla, bir kilo fazla alayım dedi. Dedik biz pazarlamacıyız. Ne zaman uğrayacağımız belli olmuyor. Yani yalan söylemiş olmayalım. Yalan söyleriz yani. İşte şu gün gelecek derken. Tamam dedi adam. Anlayış gösterdi. Sonra dedi isterseniz dedi burada pide yapayım. Evde sıcak sıcak yesinler dedi. Ya dedik biz yolumuz 3 saat. Yani İzmir'e. Nasıl yiyecek? Ben dedi onu dedi öyle bir paket yaparım dedi. Eve götürdüğünüzde hanım dedi, çocuklar dedi sıcak sıcak yerler dedi. Ondan sonra tabii biz eve gitmiyoruz ki. Biz daha günlerce yollardayız. Dedik böyle böyle hani eve gitmiyoruz. Buradan Salihli, Akhisar yani. Ondan sonra tamam dedi. Hesap ödeyeceğiz. Dedik işte iki tane duble, iki tane de ayran. Adam dedi, ben dedi buçuk yaptım dedi. Duble yapmadım, dubleyi bitiremezsiniz dedi. Günah olur yani. Bitiremeyeceksiniz. Tabakta kalacak. Hem dedi cebinize zarar. Fazladan para ödeyeceksiniz. Yiyemeyeceksiniz çünkü. Hem dedi de atılacak o dedi. Günah. Adamın dürüstlüğüne hayran oldum. Ne olacak? Biz zaten duble söyledik. Adam bize duble diye onu kaktırabilirdi. Helal olsun adama. Hani almadı parayı. 1,5 yaptım dedi. Ondan sonra ben o adamı hala unutamam. Tabi bulamam. Bu mümkün değil. Çünkü şu anda yani çalıştırıyorsa bile 87 neredeyse 30 sene geçmiş. Mümkün değil o dükkanı bulmakta. Helal olsun adama. Sonra da çıkarken de tuttu. Tereyağını sarmış. İçime sinmedi dedi. Ben idare ederim dedi. Bir kilo tereyağını 25 liraya verdi. Ben evde bir sürü o tereyağını mis gibi yani öz tereyağı çünkü kokusundan belli. Birkaç ay o tereyağınla ben idare etmiştim evde.
Bu hem yumurta, cas yumurta, hem menemen, hem de bu pide hala üçünün de tadı damağımdadır. Ondan sonra biliyorum yani işlerini devam etmiyorlar. İnşallah devam ediyorlardır da ben 62 yaşındayım. O adam 45 yaşındaydı. Ben 25. Demek ki o adam 80, pideci 82 yaşında. Gene o menemeni satan da hemen hemen 85, 80-90 yaşındadır yaşıyorsa. O cas yumurtayı yapan da o zamanlar 40'lı yaşlardı. Yaşıyorlarsa Allah uzun ömür versin. Bana bu güzel lezzetleri tattırdıkları için.